Şimdi biz bu yolculuğa 4 sene önce çıktık. O dönemde 26 konuşmacımız ve 1000 kişilik müşteri katılımımızla belli oturumları gerçekleştirmiştik. O günden bugüne adım adım ilerledik. Baktığımızda bir sonraki yıl 3000 katılımcımız oldu. 50 tane konuşmacımız. Geçen sene 6000'e ulaştık. Aslında hayalimiz bugünleri yaşamaktı. Bugün geldiğimiz noktada 10 binlere ulaştık 2 günde ve aslında en önemlisi burayı teknolojinin konuşulduğu platform haline dönüştürmek. Bunları biz müşterilerimizden duyar hale geldik. Birçok müşterimiz artık Türkiye'nin sebiti, Türkiye'nin teknoloji gündeminin tartışıldığı, konuşulduğu ortam Turkcell Teknoloji Zirvesi oldu. Bunun altını çiziyor. Bu bizim için tabii ki büyük bir mutluluk. Çünkü bu ortam aynı zamanda fikirlerin üretildiği, hareketlerin üretildiği ortam. Birçok müşterimizi dinledik, birçok iş ortağımızı dinledik. Dünya teknoloji gurularını dinledik. Herkes buradan aslında belli bir fikirle, hayata geçireceği fikirlerle ayrılıyor olacak. Toplamına baktığımızda bu çok geniş bir aslında efor. Hem içerik anlamında, çünkü böyle bir organizasyonu yapmaya kalksanız, bu içerik olmazsa böyle bir organizasyon olmaz. Bu müşteri kitlesi olmazsa böyle bir organizasyon olmaz. Böyle bir ekip ve iş ortağı ekosistemi olmaz. Olmazsa böyle bir organizasyon olmaz. Tamamen tüm anlayıcı partiler bu 2 gün içerisinde bu zirvede buluştu aslında. Ve baktığımızda iş ortaklarımız bacağında da her 2 günde toplamında 24 tane oturum yaptık. 24 oturumda 30'un üzerinde iş ortağımızla birlikte müşterilerimizi ağırladık. Burada iş ortaklarımızın en önemli değer ve tamamlayıcı noktası hem onlar ürün ve servislerini bizlerle birlikte anlatma şansına erişti. Hem de onlar için de birer gelişim ortamı oldu. Önümüzdeki dönemin, çünkü birçok iş ortağı bana şu mesajı verdi. Biz şu andan başladık, önümüzdeki yılın teknoloji zirvesinde hangi servisleri birlikte lanse edeceğiz, hangi servisleri birlikte tanıtacağız. Bunlar çok heyecan verici. Türkiye için aslında çok güzel noktalar. Keza geleceği yazanlar da bir diğer nokta. Hep cari açıktan bahsediyoruz. Türkiye'nin bu anlamda ihracatının katma değeri yüksek ihracat olması gerektiğini söylüyoruz. İşte elimizin altında uygulama yazılımcılarını buluşturduğumuz bir platform. Bu panellerde baktığımızda 28 panelimiz vardı. Hepsi doldu doldu taştı. Öğrenmek isteyen, üretmek isteyen, yazılım yapmak isteyen, iş kurmak isteyenlere hem teknik eğitimleri hem de bu anlamda iş kuracaklara yönlendirme, yönetme içeriklerini ve eğitimlerini hep birlikte vermiş olduk. Bir diğer tabii ki taçlandırdığımız ve bütünleştirdiğimiz nokta, 7 tane lansman yaptık. Hepsi farklı ürünlerle, farklı çözümlerle ilgili. Turkcell Platinum Business'ın da lansmanını yaptık. Ve bu arada da partner ekosistemimizdeki başarılı olan partnerlerimize de ödüllerini de veriyor olacağız. Yüzümüzün akıyla hep birlikte geniş bir ekip olarak etkin bir takım çalışmasıyla 2 günü tamamlayacağımızı düşünüyorum. Biraz sonra da hep birlikte akşamüstü aslında bir hem teknolojinin üzerine biraz da Cem Yılmaz'la keyifli bir ortam yaratmış olacağız.